Bakliyat sektöründe 1960'lara dayanan bir öyküsü var Özka Bakliyat'ın. Ancak son 10 yıllık süreçte bölgesel kalkınma hamlesinin de baş aktörü oluyor yönetim kurulu başkanı Duran Özdemir. Çiftçiyi örgütlüyor, bilgilendiriyor, kazanç elde etmesine vesile oluyor. Binbir emekle her tür bakliyat üretiliyor ve tesise getirildikten sonra el değmeden işlenip Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Fasulyeden nohuta, mercimeğe, pirince. Kuru baklagiller yüksek protein ve life karşın çok az yağ içermesi, B vitamini ve bazı minerallerce zenginliği dolayısıyla sofraların vazgeçilmezi oluyor. 1995 yılından bu yana bakliyat sektöründe öncüler arasına adını yazdıran Özka Bakliyat'ın kurucusu Duran Özdemir, Nevşehir'de baba mesleğine 80'li yıllarda adım atıyor ancak tecrübe çok daha eskiye dayanıyor. 1960'da işte babam Alişan Özdemir rahmetli kurmuş bu işi. 1985'e kadar babam Orlat'tan geldi. 1985'te okuldan mezun olduktan sonra babamla bayrağı ben devraldım. Çok ufak çapta başladık. İşte haftalık satışımız 10 ton gibi idi. 95'e kadar bu şekilde geldik. 95'te şirketi kurdum işte. Öz kardeşleri kurduk. Kapasitemiz arttı. İşte haftalık 10 tonudu, haftalık 100 tona çıktı. Diye gibi bugün şimdi ise yaklaşık 300 ton. Son derece teknoloji, yeni sistem makinelerimizi kurduk. Hiç el değmeden otomatik bir şekilde çuvallanıyor. 25 kilo paket edip tüketicilerimize sunuyoruz. Kuruluş sürecini bir solukta anlatıyor Duran Özdemir. Büyüme bu kadar kolay olmuyor elbette. Neredeyse yok denecek bir sermaye ile işe başlanıyor. 1960'da işte babam rahmetlik bu işe başlarken dedemden ayrılmış. Dedemden ayrıldığında o günün sermayesi 8 kilo buğday. Sermayesinin hepsi 8 kilo buğday bugüne geliyor. Burada en önemli etken azim ve inanç oluyor. Mücadele çocuk denebilecek yaşlarda başlıyor. Hem okula giderdik hem gelir aynı zamanda babama yardımcı olurduk yani. Dükkanına gelirdik, çuvalını indirirdik, bindirirdik, kaldırırdık, yüklerdik. İşin içinde yoğrulması başarısının da anahtarı oluyor Duran Özdemir'in. İşe her şeyine hakim olacaksın. A'dan Z'ye hepsinde bilgin olacak. Muhasebeye de aklın erecek, finansa da aklın erecek, çıkan malın kalitesine de aklın erecek. Hepsine hakim olacaksın. Yoksa olamazsın yani. Mümkün değil. Mümkün değil. İşini takip edeceksin. Ve işine yatırım yapacaksın. Sadece alım satımla ulaşmıyor bugüne Duran Özdemir. Gücünün önemli bir kısmını üretimden alıyor. Yani Özka Bakliyat, bakliyat grubunun hepsini üretiyor şu anda. Fasulyemiz de kendimiz üreticiyiz. Pirinç de kendimiz üreticiyiz. Yeşil mercimek de üreticiyiz. Nohut da üreticiyiz. Yani birinciyiz. Nevşehir'de 10 yıl kadar önce bölgesel bir kalkınma hamlesinin baş aktörü oluyor yönetim kurulu başkanı. Çiftçiyi örgütlüyor, bilgilendiriyor, kazanç elde etmesine vesile oluyor. Fasulye Nevşehir'in Derinkuyu ilçesi var. Ve Kaymaklı iki ilçesi var. O köyleriyle beraber o bölgede şu anda ekim yaptırdık. Bir 10 yıl öncesi işte patateste bir hastalık doğdu Nevşehir'de. Bundan dolayı devletçe yasaklandı patates. Çiftçi alternatif ürün ekmek için arayış içine girdi. Bu arada biz devreye girdik. Çiftçiye destek verdik. İşte tohum verdik. Mazot desteği verdik. İşte cep açlığı verdik. Bir şekilde teşvik ettik. Ekim gibi fasulyeyi üretim. Satmakta sıkıntı yok. Pazar bizim dedik. Ve çiftçiler de sağ olsunlar, Allah razı olsun. Bize inandılar, güvendiler, ektiler, ürettiler. İlk etapta diyorum ya, ilk yıl 1000 ton mal çıktı. Ondan sonra ikinci yıl 2000-3000 ton derken bugün aldı başını gidiyor. Şu anda 40.000 ton. Ki üretime geldik yani. Ekimi takiben 3 ay içinde hasat edilen fasulyeler fabrikaya ulaşmasının ardından son teknolojiyle işlenip paketlenerek sevkiyata hazır hale getiriliyor. Mayıs'ın ilk haftasında ekim başlar. 8. ayın Ağustos'un 15'i gibi hasat dönemi başlar. Hasatı aldıktan sonra zaten biz getiriyoruz, buraya döküyoruz makinelerimizin ağzına. Birinci etap elemeden geçiriyor. İkinci silolara basıyor. Üçüncü taş makinesine geliyor, taşını alıyor. Üçüncü haftane diye bir makinemiz var. Haftaneye geçiyor, içindeki hafif taneleri, böcek yeniklerini onları alıyor.
Dördüncü makinemiz Sortex'e geçiyor. Sortex'te içindeki yabancı maddelerin tamamını sıfırlıyor. Ve en sonunda banda geliyor. Band da makinenin Sortex'in kaçırdığını %0.5 de olsa kaçırır diye düşünerekten bayana koyuyoruz. Bayan elemanlar içinden makinenin kaçırdığını alıyor. Alttan sonra paketleme sistemine geçiyor. 25 ekliyorum. Paket halinde otomatik bir şekilde el değmeden paketleri dikip iskife kayırıyor. Ve akşamları da tırlar yanaşıyor, yükleniyor. Gideceği yere sevk ediliyor. İşleri büyütmesinde ve üretim yapısına göre farklı şehirlerde fabrika kurmasında oğulları destek oluyor Duran Özdemir'e. Küçük oğlum Mersin'de. O Mersin'deki iş yerimizi yönetiyor. Onun bir küçüğü var. O da Gönen'de, Balıkesir Gönen'de pirinç fabrikamız var. O da onun başında. Büyük oğlum da köylerde alım yapar çiftçiden. Alım yapar, alım getirir. Ben kendim hem muhasebe hem finansın başındayım. Ailemize böyle bir destek var. Kızımı da muhasebeye yetiştiriyorum. Özdemir, eşinin ve kızının desteğini de yatsımıyor. Aile işletmesi olarak birlikten kuvvet doğar sözünün hakkını veriyor. O tartışılmaz. Tabii ki hepimizin destekçisi o. Hepimizin destekçisi hanım. Birlikten kuvvet doğar her zaman. Birbirine karşı saygılı olması lazım. Birbirinin fikirlerini dinlemesi lazım. Birbirini desteklemesi lazım. Yanlışsa yanlışa yanlış, doğruysa doğru, doğru demesi lazım. Ağustos ayıyla birlikte fasulye sezonu açılıyor. En yoğun dönemde günlük işleme kapasitesi 40 tonu buluyor. Hedef bu rakamı 100 tona çıkarmak. Buranın günlük kapasitesi 40 ton. 40 ton günlük üretim çıkartıyoruz biz de. Satışımızı karşılamıyor. Tekrar daha makineleri yeni önümüzdeki yıl büyütmeye çalışıyoruz, düşünüyoruz. Çünkü bizim günlük buradan 100 ton mal çıkması lazım. Türkiye bir tarım ülkesi. Ancak 50 bin tonluk üretim rakamı 80 bin tonluk tüketimi karşılamayınca ithalat kaçınılmaz oluyor. Yönetim Kurulu Başkanı Duran Özdemir bu gidişe dur demek istiyor, sorunu tespit edip çözümü paylaşıyor. Türkiye'nin yıllık fasulye tüketimi 80 bin ton. Türkiye'nin fasulye tüketimi. Çiftçiyi bilinçlendirmediğimiz için burada hepimiz suçluyuz yani. Devlet de olsun, tüccarlar da olsun, hepimiz. İşbirliği yapıp, el birliği yapıp çiftçiyi bilinçlendirmediğimiz için verim alamıyor çiftçi. Verim alamıyor. Alamadığı için bugün dagarından 400 kilo alıyor. Eğer bizim çiftçimiz dagarından bir ton alsa bizim dışarıya bağımlılığımız kalmaz. Köyden kente göçü önlememiz lazım. Göçü önlememiz lazım. Bir kere bu baştan bu. Aldırmamamız lazım ki köyde kalsın, eksin. Toprak bütünleme kanunu çok iyi çıktı. Ama uygulanırsa, o zaman tabii ki ister istemez çiftçi köyde kaldığı zaman boşlayacak değil de ekecek. Ektiği zaman üretecek. Ürettiği zaman da ister istemez dışarıya bağımlı bırak, dışarıya masatarak. Özdemir, ürünlerinin beğenilmesinden memnuniyet duyuyor. Son tüketiciye ulaşana dek sorumluluğumuz sürüyor, diyor. Ürünlerimiz gittiği yerde, tüketicimiz de olsun, aradaki satıcı firmalar da olsun, teşekkür ederim hepsine. Yani bizi desteklediler, destekliyorlar. Ürünlerimizde herhangi bir şikayetimiz yok. İşlenen baklagiller Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırılıyor. Yönetim Kurulu Başkanı Duran Özdemir, ürünlerini tercih eden tüm çözüm ortaklarına ve tüketicilere teşekkür ederek sözlerini noktalıyor. Şu anda fasulye çıkıyor, nohut çıkıyor, kırmızı mercimek, pirinç, yeşil mercimek, barbunya. Bunlar çıkıyor. İstanbul, Ankara, İzmir, yurdumuzun bütün vilayetlerine gidiyor. Mersin'i, işte Trabzon'u, Kayseri'si, bütün yurdumuzun her vilayetlerine gidiyor. Bütün bizim mamilerimizi satan müşterilerimizin hepsine canı gönülden teşekkür ederim. Bizim ürünlerimizi alıp da mutfağında tüketen hanımefendilere hepsine canı gönülden teşekkür ederim. Allah razı olsun derim.